Bakanlık sonrasında seçim çalışmalarını başladık. Seçim çalışmalarının temeline istişareyi koyduk en başta. Çok ciddi bir istişare heyetimizle Keşan'ın tespit ettik durumunu, ihtiyaçlarını, seçmeninin durumunu. Konjonktüre göre, Keşan'ın durumuna göre bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Keşan'da ilk olan, Keşan'a keyif katan, heyecan katan çalışmalar da bulunduk. Bunlar bir baş klasik kahve toplantılarının teşkilatımızla beraber küçük mitikler halinde bunları tamamladık. Çok keyifli bir süreç oldu. Birçok partiden de çok önce bu işleri halletmiş olduk. Onun haricinde evlere gitme konusunda çat kapı denen birebir teması esas alan bir çalışma içerisine girdik. Burada 12 bin gibi bir rakama ulaştık bugün için. Seçim günü ne kadar da tahmin ediyorum 15 bin hedefimize ulaşacağız. Burada sevindirici olan bizim birebir siyasi temasımızın dışında Keşanlıların da ne kadar sıcak olduğunu, ne kadar gönlü güzel ve hoşgörülü insanlar olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu da sevindirici tarafıdır. Burada insanların ihtiyaçlarını öğrendik, ihtiyaçlarını gördük. Bunları projelerimiz için hep not ettik. Bu çok kıymetli bir çalışmaydı. İkinci çok kıymetli bir çalışmamız da bize gelen talepler doğrultusunda ev toplantıları düzenledik. Bu ev toplantıları benimle başlayan, sonra hatip arkadaşlarımızla 10'lu 12'li hatip 12'ye kadar çıktık. Ev toplantıları oldu. Bu ev toplantıları da en az 20 ailenin bir arada olduğu 1000'e yakın ev toplantısı yapmış olduk. Burada hem kendimizi daha iyi tanıdık, hem şehrimizi daha iyi tanıdık, şehrimizin sorunlarını tanıdık ve bunlara göre de çözümler ürettik. Bu etkileyici bir şeydi. Teşkilat, belediye meclis adayları, gönüllüler, değişimi isteyen insanlarla müthiş bir kadro oluşturdu. Aynı günde 10 bin mektubu dağıtabilen, binlerce mesajı çekebilen, binlerce bilgiyi bir araya toplayabilen ve yoğurabilen bir ekip haline dönüştük. Bu ekiple beraber de AK Parti belediyecinin güçlü taraflarını da alarak projeler hazırladık. Bu projelerimizi de hazırlayıp 10 bin tane evlerimize dağıtıyoruz. Dağıtacağız iş yerlerimizi biraz da kendi elimizle, belediye meclisi eliyle ve yönetim kurulu eliyle. Burada da tekrar sadece belirtmek değil, birebir sohbeti esas alan, iletişimi esas alan, istişareyi esas alan bir durumda ilerliyoruz. Dediğimiz gibi bir seçime renk getirmek istedik, fark getirmek istedik. Gerçekten Keşan'ın kazanmasını istiyoruz. Keşanlı'nın kazanmasını istiyoruz. Burada bireyleri hep dışarısına bıraktık. Sistemin çalışmasını ve Keşan'ın mutlu olmasını istiyoruz. Bu şekilde de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptık.